Kilitli Şehitler Mahallesi'ndeki Mevlana Camii. Bu camide dün gece saat 23 sıralarında ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler caminin avlusunda bulunan çeşmeleri çaldılar. Yaklaşık 2 ay önce caminin içerisindeki bozuk paraların da çalındığını dile getiren Mevlana Camii imamı Süleyman Aktaş, "Camiye kim düşman olabilir anlamış değiliz." dedi. Daha önce camimizin içinden böyle ufak tefek bir bozuk paralarımız oluyor. Bu bozuk paraları önceden mi fark etti veya girdiğinden mi fark etti? Böyle girmiş, almış. Bunları tespit ettik biz. Ondan sonra bugün akşam da gece 11 ile 12 arasında sağ olsun bir abimiz telefon açtı, dedi çeşmeler şarıl şarıl akıyor, bir bakın diye. Koparmışlar muslukları diye. Biz geldik, baktığımızda, arkadaşım geldi baktığında sular akıyormuş. Bunları burada çeşmemizden kapattık, polisleri çağırdık. Musluklar çıkık vaziyette. Musluklar çıkık ve kırık. Yani hiçbiri de yok burada, yerinde mevcut değil. Böyle bir olay oldu. Camiye kim düşman olabilir? Bilmiyorum, bir dinsiz bile olsa bir insan. Zannetmiyorum camiye zarar vereceğini. Cami 50 ayaklı başkasına zarar verebilecek bir varlık değil. Ama niye yapıldı, ne için yapıldı bilmiyoruz. Bu tür olayların her geçen gün arttığına dikkat çeken Mevlana Camii müezzini Fevzi Aydoğdu, vatandaşlara da bu konularda duyarlı olmaları konusunda çağrı yaptı. Bu tür olaylar her geçen gün biraz daha artmakta sayısı. Ben Isparta halkımızdan duyarlı olmalarını istiyorum. Yani çevresinde olabilir, komşularında olabilir ve yakın bir yine çevresinde olabilir ama şüphelendikleri zaman lütfen polisi arayalım yani. Onlar bize her konuda yardımcı olacaklardır. Ben halkımızdan bunu istiyorum yani. Duyarlı olmalarını istiyorum. Yaşanan olayı insanlık dışı olarak değerlendiren mahalle sakinleri de kendisini bilen kişi bunları yapmaz diye konuştular. Bence insanlık dışı bir olay. Bu Allah'ın evi cami. Muslukları benim görüşüme bu satılmak amacıyla sökülmüş diyorum. Satılsa kaç parada? Satım etse en fazla 10 milyon para eder. Etmez. Yani tahmin ediyorum canım. Tahmin. Ben yenisi varken eski musluk alır mıyım acaba? Mümkün mü? Bunu amma zevk için, amma da evini götürmek için yaptı. Başka bir şey yok. Kendisini bilmeyen gençlerin işi bu. Yani başka bir şey değil yani. Kendisini bilen bir kişi.